Euroleague sahnesinde. Simon. Nigel Hayes savunmasında kaldı. Diğer tarafta Mitic var. 3 sayılık atışı. Vasilije Mitic. Bir 3 sayı da o gönderiyor. Ve Sertaç şimdi Mitic topu aldı. Diğer tarafta Simon kaldı. Sertaç'la hücumu bitireceğiz. Bravo Sertaç ya. Son saniye basketi Sertaç Şanlı. Oyunu o kadar iyi açılmasına yardımcı oluyor. Geldi. Bakalım Larkin devamını nasıl getirecek? Shane Larkin böyle getiriyor devamını. Atışı isabetli oldu Larkin. James Anderson, Singleton, Doğuş Balbay. Larkin'in de buradaki agresifliğini unutmamak lazım. Chris Singleton 3 sayılık atışı. Singleton ben de varım dedi burada. Bir üçlükte o sıkıştırdı araya. Yani 11 dakikada 20 oldu maç. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Larkin Sertaç perdeden devrildi içeriye, oynamadı onunla. Shane Larkin 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kaldı. Shane Larkin atışı sabitli oldu. Larkin devreyi ben bitireceğim dedi, onu da yaptı. Arkasına bakmadan soyunma odasına doğru hareketlendi. Shane Larkin değerli izleyenler 49-28 soyunma odasına önde giden taraf oluyor Anadolu Efes. Kap kaçırdı Muharman. Rebound aldı. Larkin'in orada iyi savunması tabii. Rubik Löwen gibi değil. Daha fazla hareket getiriyor takıma. Sertaç çok güzel bir top attı. Muharman ve basket geliyor Sertaç'tan. Ortadan hücum etti. Anadolu Efes bir kez daha Sertaç'ın yetenekleri sonrasında. Algis Kronos önümüzdeki haftayı da İstanbul'da geçirecek. Rakibi bu kez Fenerbahçe Beko. Kronoslav Simon bir baskete daha imza attı dışarıdan. 87-50. Süremiz var. Bobua. 2 saniye, 1 saniye kaldı. Bobua el üstü atışı. Bobua atıyor. Çeyreğe yine noktayı Anadolu Efes koyuyor. Oyuncu kalitesi. 76-48 Anadolu Efes.